C çemberi için x artı 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir 49 denklemi veriliyor. Bu çemberin merkezi olan h virgül k noktasını ve yarıçapı olan r'yi bulmamız isteniyor. Öncelikle gelin çemberin ne olduğunu hatırlayalım. Bu h virgül k noktası olsun. Çember bu noktadan eşit uzaklıkta olan tüm noktalar tarafından oluşturulur değil mi? Yani bu noktadan r uzaklıkta olan tüm noktalar çemberi verir. Evet, bu uzunluğu r ile gösterelim. O zaman r uzaklıktaki tüm noktaları bulursak çemberi çizebiliyoruz. x virgül y olarak gösterebileceğimiz r uzaklığındaki tüm noktalar, eğer bu uzaklığa h virgül k noktası etrafında tam bir tur attıracak olursam, h virgül k'ya eşit uzaklıkta olan tüm noktalardan geçmiş olurum. Şimdi düzgün bir çember çizebilmek için elimden geleni yapacağım. Çok düzgün olduğunu söyleyemem ama neyse siz ne yapmak istediğimi anladınız. Tüm bu noktalar tam r uzaklıktalar. Ve şimdi soru geliyor. r, h, k, x ve y'yi kullanarak tüm bu noktaları ifade eden bir denklemi nasıl yazabilirim? Koordinat düzleminde iki nokta arasındaki uzaklığın nasıl bulunacağını biliyoruz, öyle değil mi? Pisagor teoreminden geliyor. İki nokta arasındaki dikey değişimin, burada y, burada da k var. O halde, bu uzaklık ne olacak? y eksi k olur. Aynı şekilde yatay değişiminde, bu noktanın x koordinatı olan x'ten, bu noktanın x koordinatı olan h'ı çıkararak bulabiliriz. Yani x eksi h. Yatay ve dikey uzaklıkları ölçtüğümüze göre bunun bir dik üçgen olduğunu da biliyoruz. Ve şimdi Pisagor teoremini kullanarak bunun karesiyle bunun karesinin toplamının r'nin karesine eşit olacağını söyleyebiliriz. x eksi h'ın karesi artı y eksi k'nın karesi bu denklemi sağlayan tüm x ve y değerleri çemberin üzerine yer alır. Şimdi soruya geri dönelim. Sizin de fark ettiğinizi biliyorum. Bu iki denklem birbirine çok benziyor değil mi? Dikkat etmemiz gereken tek şey eksi işaretleri. Çünkü çemberin denkleminin x eksi h ve y eksi k formunda olması gerekiyor. x artı 3'ün karesi yerine x eksi eksi 3'ün karesi yazabiliriz öyle değil mi? Diğer parantezse istediğimiz formda istediğimiz şekilde olduğu için değişiklik yapmaya gerek kalmayacak. O halde y eksi 4'ün karesi eşittir. Ve 49 yerine de 7'nin karesi yazabiliriz. Ve işte şimdi h'ın, k'nın ve r'nin değerlerini bulmak kolay. İşte h. Eksi 3'e eşit kırmızıyla göstereyim. Evet, h eksi 3, k ise 4 ve r ise 7. h virgül k eksi 3 virgül 4'e eşit. Her zaman işaretleri doğru yorumladığınızdan emin olun, burada bir eksi görüp cevabında eksi olacağını düşünmeyin. O halde burada eksi k var, burada da eksi 4. O halde k'nın 4 olması gerekiyor. Burada da eksi h var ve buna bakarak aşın pozitif olabileceğini düşünebilirsiniz ama hayır aşı çıkarıyoruz. Ve son olarak yarıçapı da 7 olarak bulduk. İşte bu kadar. Şahane.